Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bela ve musibetlerin sebebi günahlardır. Başlığı altında. Bela ve musibetlerin sebebi günahlardır. Ayet-i Celil'e biz insana mal ve sihatten rahmetimizi tattırsak ona ferahlanır. Eğer günahları sebebiyle bir musibet gelse verilen nimetlerin hepsini hafife alır. Meal. Cenab-ı Hakk'ın Şura'da geçiyor 48. Birkaç tane ayet şeyini okuduktan sonra diğerine geçeyim. Bunu anladık mı? Bir defa şey yapayım. Biz insana mal ve sihatten rahmetimizi tattırsak ona ferahlanır. Eğer günahları sebebiyle bir musibet gelse verilen nimetlerin hepsini hafife alır, unutur. Başka size şiddet, hastalık ve ölüm gibi musibetlerden bir şey gelmez. Ancak Allah-u Teala'nın kader ve iradesiyle isabet eder. Bu musibet Allah-u Teala'nın dilemesiyle olduğuna inanan kimsenin kalbi sabır ve sebatla hidayette olur. Allah-u Teala her şeyi sabredeni ve şükredeni bilir. Başka bir hadis. Hadis okuyayım. Ey kullarım! Bütün yaptıklarınız, amelleriniz yazılmıştır. Sonra karşılığını veririm. Bir kimse iyi amel işlemişse Allah hamd etsin. Kötülük vaki olduysa kendisinden başkasını suçlamasın. O kendi cezasıdır. Bir ayet-i kerime. Ey insan! Sana gelen sıhhat, servet ve nimetin cümlesi Allah-u Teala'nın lütuf ve kereminden, bela ve zararlar da nefsin amelindendir. Bir hadis. Başa gelen musibetler, hastalıklar ve tasalar dünyada verilen cezalardır. Zamanın değişmesinden, yaranın cefasından şikayet etme. Zira cümlesi işlemiş olduğun günahların karşılığıdır. Hatta merkebin aksilik etmesi, farenin ziyan vermesi de senin günahlarından. Namaz cemaatini kaçıran kişiye o ilahi sofrada mahrum eden de günahlardır. Fare demek ki boşuna gelmiyormuş o eve, çuvalı delmiyormuş. Hadis-i şerifte, Adem oğluna gelen devamlı kaşıntı, uyuz illeti, ayak kayması, damar sıyırması gibi musibetler günahları sebebiyledir. Halbuki Allah-u Teala günahların çoğunu da affeder. Hadis-i şerifte kul kusur yapar, hüzün ve kedere müptela kılınır, bela itaat halinde gelir de hali değişmezse, rütbe ve derece gafletteyken gelirse, ikaz ve affa sebep, ihsan halinde gelir de, o hale devam ederse ceza, o halden dönerse affa sebeptir. Devamlı ihsan halinde olup da beladan beri olan ise Firavun gibi cehennemle terbiye edilir. Günahta ısrar eden bir gün ayağa kayıp da kötülüğe alıştı mı, hocaya, hacıya, nura düşman kesilir. Bu da Ebu Faruk Kudüs-i Sırru. Bir insan
hacılar hocalar şöyle diyor. Bu hacı hoca, hoca var ya falan. Hacı hoca. İşte hacı hoca takımı. Niçin dermiş bu insan? Yani ben çok ilgimi çektiği için bunu okudum. Hasreti bu cümle için okudum. Bu hacı hoca takımı falan. Niye adam diyor. Bak. Devamlı isyan halinde olup da beladan beri olan ise bela gelmiyorsa Firavun gibi olur. Ancak o cehennemde terbiye edilir diyor hadis. Günah ısrar eden bir gün ayağa kayıp kötülüğe alıştı mı? Yani bütün günahlar masum başlıyor. Meraktan başlıyor. Merak yani. Nasıl olacak diye. Küçükten başlıyor. Ben buraya kadar girdimse ya nasıl buraya kadar girdim yani şuraya gireyim oraya kadar gireyim buraya kadar gireyim dibine kadar gideyim de sonra tövbe ederim kurtulurum diyor mümkün değil o tabii alışıyor. Bak günahta ısrar eden bir gün ayağa kayıp da kötülüğe alıştı mı kötülük yapmaya adam başladı şimdi takkeli görüyor hacı hocaları görüyor vesaire bu sene ne yapar onu görünce dini hatırlıyor. Vicdanı rahatsız oluyor. Allah'ı hatırlıyor. Ahiret hatırlıyor. Bunu ne yapacak? Vicdanı rahatlatmak için Ahmet Mehmet'in hatasıyla kendi kusurunu örtmeye çalışacak. Yani mesela diyelim ki bir adamın, hacı hocanın hatası bir başkasının kusurunu affına sebep olur mu? Yok. Kötü alıştı mı hocaya, hacıya, nura düşman kesilir. Düşman kesilir. Aslında Allah düşmanlığını o şekilde ifade ediyor. Nereden çıkarttın bunu diyor ya. Niye haram olsun diyor ya. Kim diyor bunu diyor. Hacı hoca diyor. Zaten bunlar böyledir diyor. Hani acaba bir yerden mi diyor, Allah'ın ayetinde mi diyor demiyor. Hemen hücum ediyor. Sebebi ağır geldiği için. Hacı hocaya hücum etmesinin sebebi aslında direkt Kur'an'a ve Resulullah Allah'a edemiyor da onu ifade edene hemen şey yapıyor. Ya geç dedi dinlemiyor. Ama gayet de duracak. Bırak. Koşturmuyor da zaten. Yani onun o da biliyor Ahmet Mehmet'in hatası kendi hatasını örtmek için değil. Demek ki demesinin sebebi Allah düşmanlığındandır. Peygamber düşmanlığındandır. Haram helal kavramını itmesinden kaynaklanıyor. Onu ifade edenlere düşman oluyor. Mesela suyu açtı musluğu. Musluğu açtın gelmedi. Ulan ne olsan be sen zaten ne zaman attın lan kafan kırılsın. Musluğa tekme vurur. Aslında musluk onu ifade ediyordu da ona vuruyor. Aslında biliyor ki demirden su akmaz ama oradan attığı için. Şimdi onun öteki tarafına ulaşamıyor. Su nerede yani ta? Barajda. Nasıl vuracak oraya? Hemen burada, hemen önündekinin, önündekinde bulunan onun ifadesini vuruyor. Böylelikle lanet okuyor. Mümin kişiye bela dünyada gelir de hayır ve affa sebep olur. Kafir ve asiye mühlet verilir. Cehennemde ebedi ceza görür. Musibetin mükafatı mihnetinden büyüktür. Bak musibetin mükafatı mihnetinden büyüktür. Kurtuluş reçetesi nedir peki? Tamam herkes bela imal ediyor da. Yani veya dert imal ediyor. Peki kurtuluş nedir yani ne yapmak lazım? Herkesin zihninden geçiyor tabii. Akıllı olmak lazım diye ama bakalım ne denmiş. Bir özel bir yere hazırlanmış bir derstir bu. Latince yazıldığı için telaffuzda şeyim olur. Arapça yazılmamış. İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmi kâmin ilâhir. Bir millet veya fert ahlakını değiştirip bozmadan bak bir millet ahlakını değiştirip bozmadan Allah-u Teala afiyet ve nimetini alıp da bela ve sıkıntı vermez. Rahat suresi 11.
Allah ondan belayı vermez yani. Afiyetini alıp da niye versin? Niye versin ya? Sen çocuk oynuyor, hiçbir şey yapmamış. Niye vurasın? Çocuğa niye vurasın yani? Ne vurunca ağlıyor çocuk. Ne vurdun baba? Ne bileyim, öyle esti, içimden geldi. Yapar mısın? Daha burana gelince çakıyorsun o zaman işte. Bir de okuyayım. Meal bu, Ra'd suresi 11. Bir millet veya fert ahlakını değiştirip bozmadan Allah-u Teala afiyet ve nimetini alıp da bela ve sıkıntı vermez. Bela ve musibetler işlenen günahların karşılığıdır. Allah-u Teala iptila, yokluk ve sıkıntının hepsini nura davet için verir. Yokluk ve sıkıntı. Allah-u Teala yokluk ve sıkıntının hepsini nura davet için verir. Yani bir yerden, mesela çocuk dayak yerdiği yerden kaçar. Fare terlik atıldığı yerden kaçar. Yani atılan yerden öteki tarafa gider. Mesnevi Nuriye'deki tabirle koyuna taş atınca kaçıyor, anlıyor. Diyor ki bir yere itmek içindir o. Bir yere yönlendirmek istiyor. Aslında biz onu öyle anlıyoruz, yani bela anlıyoruz. Oysa yönlendirmektir yani, bir yere doğru sevk etmektir. Hiç kimse otobandan giderken güzel güzel giden arabasına fren basmaz. Panikte yapmaz yani. Mümin kişiye dünyada zarar yoktur. Çektiklerinin hepsi affolunması içindir. Of be, elhamdülillah. Azap için değildir. Allah senin azap çekesin diye vermiyor. Mesela TC kanununa göre bir adam öldürmek 15 senedir. Niye 15 senedir 16 değil, 20 değil, 13 değil? Ölen insanın ortalama yaş miktarı 15 sene kabul edildiği için onun namına sen içeriye gir. Onun namına gir. O yaşasaydı 15 sene yaşayacaktı. Sen de 15 seneni yaşama. Şimdi bela da musibet de aynı bu şeyi. Bir şeyin bedeline konmaktır. Bedeline, yerine geçmesidir. Bedel ödemektir. Tabii bu Müslümana daha çok geliyor. Kafire gelmiyor. Ahirette kaldığı malum. Onun için bir bela musibet gelince efendim bir cihette memnun olmak lazım ki Allah seni yakın hissediyor. Mesela bir misal vereyim. Bak ben vurabiliyorum buraya. Bak buna vuramıyorum. Size vuramıyorum. Vurabiliyorum. Niye? Uzaksınız da ondan. O zaman tokat kime vurulur? Yakın olana vurulur. Ama Allah için uzaklık yakınlık yoktur ki. O ne demek tabii? Mesela güneşe sen uzaksın. Ama güneş senin ultraviyol ışınlarıyla içini delip geçiyor. O sana sonsuz yakın, sen ona 150 milyon kilometre uzaksın güneş gibi. Allah'a uzaklık, yakınlık takva ya. Rahmetine yakınlık, uzaklık. Allah her tarafımızı zaten kuşatmış. Allah sonsuz yakındır demek. Hani bir mesafetsizlik anlatılıyor. Yani sen şu varlık Esma-i Hüsna'nın hulasadır yani. Tecelli, cilve ve cemalidir. Esma'nın cilvesidir yani. Bu başka bir varlık değil ki ona bir mesafe densin. Esma'nın cilvesi nakşidir. Ve cemalidir. Üç tane söylüyor. Bu kainat ve sen Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali ve nakşidir. Esma-i Hüsna'nın nakşidir yani. Başka bir şey değil ki ona bir mesafe konsun. O. Onun tecellisidir. O denmiyor da, yani onun tecellisi denmiyor da, sonsuz yakındır. Yani biraz böyle uyanık olacaksın yani. Sonsuz yakın ne demek? Ne kadar yakın olursan ol, bir gene mesafe var. Sonsuz demek, mesafe yok demektir. Mesafe yok demek, o olmak demektir. O demektir. Mesela enerji atoma sonsuz yakındır.
Yani arkadaşım bu atomun aslı enerjidir ya. Aslı bu, başka bir şey değil. Ona sonsuz yakın deniliyor. Yani bu cisim esmanın donmuş hali, öyle diyeyim. Buhar donmuş, kristalleşmiş, buz olmuş. Sendeki karşılığı histir, latifedir, hislerdir, duygulardır. Yani donmuş hali, boyut geçirmiş yani ama demir diyoruz. Enerji aslında. Şu demir diyoruz. Yaprak diyoruz, enerji kardeşim. Enerji buna sonsuz yakındır. Yani enerjinin kendisidir. Bu taraftaki ifadesi üzüm, arkası enerji. Dağ arkası kuvvet. Dağ arkası kudret. Sıfat ya. Kuvvet esmadır. Kavi. Ya kaviyu ya Allah. Kuvvet. Mümin kişiye dünyada zarar yoktur. Çektiklerinin hepsi affolunması içindir. Hasili hayır ve şerden meydana gelen hadiselerin hepsi insanların hal ve hareketlerine göre hasıl olur. Bitmeyen sıkıntılar içinde bilinmeyen yarınlara doğru akıp giden insanoğlu ancak ilahi hükümlere uymakla huzur bulur. Ayet-i Celile'de ey insan sana gelen sıhhat, servet ve nimet cümlesi Allah-u Teala'nın lütuf ve kereminden, bela ve zararlar da nefsinden, günahlarındandır. Nisa 79. Bu da inanç ve amel azlığından doğar. Ayet-i Celile'de muhakkak biz onlara ahiretteki büyük azaptan önce yakın azaptan dünyada sıkıntı ve beladan tattıracağız. Olur ki imana dönerler. Yani küçük şeyler büyük şeyin habercisidir. Arkadaşlar hayal edin. Bir hayal edelim tersi. Çok sevdiğim bir şey ben. Risale-i Nur'u anlamanın bir farklı bir yolunu söyleyeceğim şimdi. Tersten düşünelim şimdi. Bu nedir? Ne değildir? Şimdi şöyle düşünelim. Bela niye geliyor? Anlamak için gelmese ne olurdu? Hiç bela musibet yok. İnsanlık olur muydu? Hiç bela ve musibetin olmadığı yer cennetti. Adem oradaydı ve insan olduğunu bilmiyordu. İnsanlığını bilemezdi. Sığır'a gelen bela ve musibetler bela ve musibet olduğunu bilmediği için sığırdır. Biliyor musunuz? Hiç sıkıntı çekmeyen taşlardır, sonra ağaçlardır. Taşlardır, ağaçlardır. Hayvanlardır derecesine göre. Şuurun nispetini. Ama hiç bela ve sıkıntı çekmeyen hangisidir? Bela sıkıntı çekmeyen taştır. Yani arkadaşlar varlığını sana özümseten, varlığını sana ifade eden metotlardan bir tanesidir. Tek boyutlu olurdun eğer bela ve musibet olmasa. Bela sana bir nokta veriyor, bir gözlük veriyor, bir bakış tarzı veriyor. Vaydi kıyası yapıyor. Neye benziyor? Karanlık yok. Aydınlık bilinir mi? Dolayısıyla karanlığın yok olması demek bütün aydınlıkların yok edilmesi demek. Yaşanması lazım arkadaşlar. Yaşanması lazım. İlahi rahmet icabı mümin olsun, kafir olsun, günahtan dönsün diye insana musibetle ikaz olunur. İkaz. Şimdi bağırırsın, amen. Sonra da taş atarsın. Dağılmayınca gelince çakarsın. Yapma gitme diyordun. Hadis-i kutsi bu. Ey kullarım bütün yaptıklarınız, amelleriniz yazılmış, saklıdır. Sonra karşılığını veririm. Bir kimse iyi amel işlemişse Allah'a hamd etsin. Kötülük vaki olduysa kendisinden başkasını suçlamasın. Kimseyle sürtüşmesin. Hadis-i şerif gene. Başa gelen sıkıntı, hastalık ve tasalar dünyada ikaz için cezadır. Anlayıp uyanmalı.
Hadis-i şerifte yine Adem oğluna gelen devamlı kaşıntı, ayak kayması ve damar seyirmesi gibi musibetler günahları sebebiyledir. Allah-u Teala birçok günahları da affeder. Ruh sıkıntısı ve gönül darlığı da günah işlemekten ve ibadet azlığındandır. Ruh sıkıntısı ve gönül darlığı böyle. Çok sıkıldım ya. Bunların en büyük sebebi de Allah canibinden Allah'ın gözüyle bakamamaktır. Oradan ne anlayacağız? Ondan ne anlayacağız? Arkadaşlar, her şeyin olduğu gibi musibetin de iki yönü vardır. Bir beşer canibinden bir Allah canibi var. Yani bir Allah tarafı var. Kader de öyledir. Bir beşer canibinden bakmak var. Bir kader canibinden. Kader canibinden ilimdir. Beşer canibinden malumdur. Kader. Malum Esma-i Hüsna'dır. Malum esmasına dayanıyor. Yani her şeyin iki yönü var. Bela ve musibetlere de Allah canibinden ayrıdır, beşer canibinden ayrıdır. Allah'ın o olaya bakışı, yani Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ilahisini fark etmek. Peki bunu nasıl edeceksin? Allah'ın hikmetini sen nerede mi bileceksin yani? Nasıl bileceksin? Allah'ın hikmeti ilahisi semavi kitaplarda, vahide ve vahyin gölgesi olan ilhama dayalı asrın imamları olan asfiyaların kitaplarında mevcuttur. Olaya bakış ve olayı yorumlamak onların kitaplarıyla anlarsın. Niçin veriyor? Niçin veriyor? Mesela Kastamonu 252 idi, değil mi? Mesela bir misal okuyayım oradan. Doğru mu söyledim Mücahit? Kastamonu var mı burada acaba? Var. 242 miydi, 52 miydi? Ustad, o bir hadise oluyor. İkisi de değildir diyeceksin. He? Bakalım. Şimdi çok antika bir yer ama. Olabilir mi? Evet. 220. Öyle mi? Öyle abi. Devam. Aziz Sıdık kardeşlerim. Bu şiddetli kışta ve manevi dehşette ayrı tarz bir kışta manevi kış var. İnsanlar donuyor. Yani soğukla teşbih edilmesi fıtratı çok manidardır. Fıtrat sıcak ortamda gelişir. Yani çekirdek de insan da bir çekirdeğe benziyor. Sıcak ortamda gelişiyor çekirdek, biliyorsunuz. İnsanların menfi veya müsbeti hep sıcak ortamda gelişiyor fıtratı. Mesela dünyanın herhangi bir ucunda bir olay olsa sen de şimdi yanma oluyor. Bak, sıcaklıktan bahsediyor. Sıkılıyorsun. Şimdi niçin insan sıkılıyor? Hiç sordunuz mu kendine? Yani ben niçin rahatsızım? Dünyanın herhangi bir yerde bir Müslümanın burnu kanasa efendim rahatsız oluyoruz. Tabii ki rahatsız. Fakat niye böyle oluyor? Ama bir hayvanı burada kessen ötekisi otlar. Ölüm. Mesela başıma gelenlerden söylüyorum. Cenaze gömüyoruz. Adam babasıdır, tamam mı? Çok yakını olduğu halde diyor ki kardeşine,
sen dükkana git diyor, ben idare ederim diyor. Ben idare ederim diyor, sen dükkana git. Ondan sonra çok iyi biliyorum, mezarın içine bakılıp da cep telefonuyla tamam şey yap falan, işi ta kapatmayı bile şey yapmıyor. Cenab-ı Hak, peki mezardan daha ileri bir ikaz var mı sebep? Yok. O bile etkilemiyor. O bile etkilemiyor yani. Mezara, kefene bakıyor, öldüğünü, gene öleceğini hiç şey yapmıyor, hatırlamıyor. Peki bunu nasıl ikaz edeceksin? Bu ne olacak ki? Şimdi şuramı kessem. Acır değil mi? Ama uzantım bu benim. Yani buramı kesmemle buramı kesme fark etmez. Acır yani. Yani bu benden, cesetten uzaktır diye bu benim uzantımdır, aynıdır. Ama buraya ben iğne vurdursam narkoz uyuşsa çekmem. Niye? Buradan aşağı uyuşmuş. Dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı olup seni üzüyorsa senin uzantındır. O sen olmuşsun da onda. Peki o sen olmuşsun. Buraya olmamış da buraya olmuş. Fark eden bir şey yok. Bazıları hiç vurdum duymazsa narkoz yemiş. Yani bunu anlamıyor. Küfür de öyledir. Küfür de bir millettir. Şimdi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Çok ilgimi çeken bir şey. Bakayım ilginizi çekecek mi? Biz Muhammed ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Ümmetçilik ruhu var. Onun yaşadıklarını Allah bizi yaşatmak istiyor. Külli bir esmaya mazhariyet noktasında. Allah Resulü'nden hariç hiçbir peygamber doğdu ve haşir meydanında nefsi nefsi diyecek hepsi. Peygamberimiz hariç. Ümmet ümmeti. Bir de nerede demiş? Miraç'ta. Doğduğu anda Miraç'ta ve haşir meydanında ümmet ümmeti diyecek. Ümmetçilik ruhu Muhammed'de var aleyhissalatü vesselam. Ümmetinde de yayılmasını istiyor. Şimdi bu ümmetçilik ruhu arkadaşlar, yani şu potadaki ruh bir harita olması lazım. Yani bir çekirdektir bu. Ağaç olması lazım şimdi. Nasıl dal budak versin? Ve burayla ilgilenen, bahçesiyle meşgul olmuş, kendi evinin dertleriyle meşgul olan, himmeti buysa adamın. Himmeti de bu kadardır. Kimin himmeti ümmeti ise, ümmetse, bu adamın büyüklüğü ümmet kadar ama burada oturuyor. Ama ümmettir bu. Hakikaten ruhunda ümmeti taşıyor. Üstad diyor ki, bir gecede 9 dişi düşmüş. Sıkıntıdan. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhumda hissediyorum diyor. Bakın hissediyorum. Duydum falan demiyor. Peki bu ruh ne oluyor? Arkadaşlar bu parmak alakadarlığı nispetinde nerede oldu? Şurada, şu devlette. Nerede? Burada. Adeta bu çekirdek oraya kadar uzandı. Uzandı. Sen o oldun, o sen oldun. Sen olsun. Buradasın ama. Ama sarhoş veya böyle bir davası olmayan buradadır ve burada gömülecektir. Yani, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet ruhu böyle ümmeti kaplayacak bir şefkata sahip ediyor hadiseler. Hadiseler öyle yapıyor ki ruhunda bütün alemi İslam'ı hissettiriyor. Bu acayip bir külli bir sevaptır. Evet, çekilen sıkıntı çok. Üstad diyor ki 300 olup efendim 300 ölüp kaç dirileceğiz diyor. 20 ölüp 300 dirileceğiz. Ha, 20 ölüp 300 dirileceğiz diyor. Bunu çıkartabilirsin yani. 2000 ölüp belki 300 milyon dirilecek yani. Şimdi çok şeyler var. Ölenlerin şehit olduğu, malları sadaka olduğu. Fakat alemi İslam'ı bir bütün devamlı ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Alemi İslam'ın bütünlüğünü bozmuyor. Yani farklı farklı yerlerde de yoksa iman bir bağdır, bir intisaptır. Her mümin birbirlerine bağlı. Sanki efendim cep telefonuyla şu andadır ama bunlar telefon şeyler. Her yere alakalı. Her yere bakan tarafı var bu telefonun. Öyle değil? Her yere bakıyor. Her yerden geliyor, her yere gidebiliyor. Adeta bazı istasyonuna bağlanmak bizi efendim ümmetçilik etmiş. Külli etmiş. Cüziyetten külliyete çıkartmış. Bazı. O da uyduya bakıyor. Uyduya misal Allah
olsun. La teşbihat etsin. Uyduya misal Allah. Efendim, o baz istasyonu da iman. Sendeki karşılığı bu telefon. Bak ne yapıyor seni? Külli ediyor. Eğer baz istasyonuna bağın yoksa, yani numaran yoksa, telefon kartın yoksa, demir yığından başka bir şey yaramaz telefon. Yarar mı? Yaramaz. Şimdi dolayısıyla bu bir ruhtur. Bu ruhun dalını budağını açmak istiyor. Tabi Allah canibinden olaylar çok farklıdır. Mesela mektubatta da diyor Hazreti Hasan Hüseyin'e efendim şey yapıyor. O çektiği azap hakkında diyor ama okuyayım şurada bak. Niçin ben şey yaptım? Kışa benzetiyor manevi musibetleri. Yani kışta çekirdek inkişaf etmiyor. Yani sıcak ortamda fıtrat gelişiyor. Hep sıcak. Alem İslam hep sıcak hakikaten. Küfür diyarları hiç soğuk. Yaşasa ne olacak ki olacak? Yani diyelim ki davasız, gayesiz, maksatsız 100 sene yaşamış. Ne işe yaradı ki? Yani ne oldu? Ama adam gayeli ve maksadı ve canlı devamlı fıtratı bir sene yaşadı. Çekirdektir o. Demek ki kışa nispet edilmesi fıtratın inbisat ve inkışafından murattır. Bak ustada bak. Kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir tarz kışta kanla çırpınan bir çarelere yani çaresizlere, masumlara rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissetti. Birincisi rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye. Nev. Neviz yani biz. İnsanlık bir nev, ehl-i imanda bir nev. Ayrı bir nev. Gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim diyor. Hüzün ve elem. Bak ruhunda hissediyor. Onu bu tarafa ediyor yani. Ruhunda hissediyor. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahim dedin ya nasıl bakacağız Allah canibinden. Erhamur Rahim, Erhamur Rahim'in ve Ahkemül Hakim'in olan yani merhametlerin en merhametlisi, hüküm verenlerin en hikmetli ve hakim bir şekilde hüküm veren zat olan Halik-i Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Benim kalbimin imdadına yetişti. Hangisi? Erhamur Rahim'in, Ahkemül Hakim'in, hüküm verenlerin en mükemmellisi, en harikalısı, en merhametlisi olan Allah. Manen denildi ki, şimdi bak Allah canibinden bakış. Senin bu şiddetli teessürün ve o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Yani hikmet ve rahmet. Mesela perde açılsa ne olur mesela? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Kerbela'daki o ciğer suz hadisi, olmadığını farz etsen desek diyor Hazreti Hüseyin'e şimdi kabiri açılsa, zamanı ters yapıyoruz. Şu anda verilen o musibetin karşılığında aldığı bir makam var. O olmasa o esbab alemindeyiz tabii. Sebep olmasa o netice de olmayacak. Şimdi Hazreti Hüseyin'e mümkün olsa da söylesek bu musibeti çekmemiş olsan da ezeli ve ebedi olarak bu makamda olmasaydı mı? 19. mektubu diyor ki hayır diyor. Ani ve fani. Ama zihinlerde o bela ve musibet kalması insanı canlı tutmak için. Ama o adam hissetmiyor artık. Çok garip anlıyor musun? Bakın. Mesela birisi vefat ediyor. Öldürülüyor burada. Kafasına demir vurularak 10 dakika sürüyor bu. Sen de gördün veya gördüler. Söylettiler. O zat öldükten sonra hisseder mi? Hissetmez. 10 dakikada şehit oldu.
Hiçbir günahından hesap yoktur. İmanı varsa, tamam. Hatta İmam-ı Rabbani, şey İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani Hazretleri Fetret'i de söylüyorlar. İmanı olmasa bile, mazlum ve masumsa, böyle bir küfür davası yoksa ki Fetret'tir, dini duymamış. İmam-ı Gazali Hazretleri ki iman İslam'ı duysa bile diyor, bak ben de kayıtlı onlar. Çok araştırarak söylüyorum yani, bilerek söylüyorum. Bediüzzaman'ın Hazretleri 111'dekini söylemiyor. Kastamonu 111'de var. Ona itiraz edildiği için araştırdık. İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde de var. Ama Gazali Hazretleri hasreten. Diyor ki İslam'ı duydu ama yanlış duydu. Bu da fetrettir diyor. Benim izahım şimdi. Yok diyene cevap veriyorum. Sen acaba onun yerinde olsan, o yanlış İslamiyet'i duyan kafir yerinde olsan, birisi de böyle senin hakkında hükmetse, olmaz canım çeksin cezasını dese ne kadar kızardı? İslamiyet'i doğru duymadı. Terörist olarak İslamiyet'i görüyor. Böyle bağnaz görüyor, fanatikçe yapıyor. Yani işte kanallarının, televizyonlarının, gazetelerin verdiği şeyle İslamiyet'i duyuyor. Kese kese, kırpa kırpa bu adam duymadı. Ama sen güzel bir nimete mazhar oldun. Doğruyu doğru kanalda duyuyorsun. O da apayrı bir nimet. O zaman o da senin yerinde olsa, sen de onun yerinde olsan acaba böyle der miydin? Kendini empati yapıp, kıyası bir nefse yapıp onun yerine bir koy bakalım. Mesela bazen olur mu ya diyor. Olurdu. Peki sen orada olsan? Dedi ki, beyefendi dedi, bunun aslını göreceğim dedi. Aslı var burada ya, aslı bundan bir şey olmaz. Fotokopi. Dedim ya, çok uzak. Biliyorsun ki sen biliyorsun ki bu aslınla aynısı. Yani bunu ne kadar ciddi değil. Ciddi bir evrak da değil. Olmasa da olur. Sen de biliyorsun. Durdu böyle baktı. Sana bir şey söyleyeyim, gidip getireyim. Tamam. Bir şey söyleyeyim ondan sonra. Sen buradasın, ben oradayım. Ne yapardın? Beyefendi, tamam dedi. Sen şey yap dedi, şey yap. Sen buradasın, ben oradayım. Allah öyle yaptı. Oysa ciddi bir evlat değil, çok da iyi biliyorsun. Sen buradasın ve karşında benim. Öyle ol. İstismar etme ama. Evet, ben senin bu şiddetli tesirin o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Ben olsam bile haşa tövbe estağfurullah ki Merkez Efendi bundan olmuştur. Böyle yapmazdım deniliyor, diyesi geliyor insanın. Merkez Efendi neymiş biliyor musunuz Merkez Efendi? Biliyor musunuz nerededir? Hangi semtte Merkez Efendi kaldı? Zeytinburnu'da değil mi? Zeytinburnu'daki ev. Bizim orada. Şimdi Sümbül Efendi nerede? Koca Mustafa Paşa'da. Onun talebesidir. Bu hissetmiş, fark etmiş. Bayağı seviyeli bir çocuk. İstikbal vaat ediyor. Fıtratında var ama talebeleri, arkadaşları kıskanıyor. Bir imtihan yapacağım demiş Sümbül Efendi Hazretleri. İmtihan ediyor. İmtihanda şu yazı yazıyor. Soru soruyor. Allah Adalet Bakanlığı'nın rububiyetini size verse dünyayı nasıl yapardınız? Dünyayı nasıl idare ederdiniz? Allah size verdi. Verdi ya. Hani var ya bazen bayramlarında şey yapılıyor. Çocukları başbakan ve cumhurbaşkanı yapıyorlar. Ne yapardın diye çocuk kendine emir veriyor. Çikolataları ucuzlatırdım diyor. Çocuk okulumun karşısında hemen diyor bir üst geçit yapılsın. Çok ilginç yani. Hemen diğerleri de hemen yapıyor. Şimdi demiş ki Allah rububiyetini, terbiyeciliğini, Rablığını nasıl yapılacak? Size verse ne yapardı? Herkes bir şey yazmış. Demiş ki işte hastalığı kaldırırdım, belaları kaldırırdım, insanlara sonsuzluk verirdim. Yazmış.
Birisi de şöyle yazmış. Her şeyi merkezde bırakın. Ondan sonra herkesin yazısını okudu. Herkesin yanında. Ona demiş ki gel bakalım demiş. Bu çocuğum bu demiş. Herkesin her şeyi merkezi bırakırım ne demek? Hocam demiş. Yani şöyle yapardım demek Allah'ın şu andaki icraatı yanlıştır demektir. Ben olsam bile haşa Rabbim ben olsam ben bunu böyle yapmazdım. Ama bu eksik. Dolayısıyla dedim müdahale etmek düzeltmektir. Allah düzeltilmez. Allah'ın merkezi yani ne karar vermişse merkezde onu bırakırdım Allah'ın gayesine. Onu adı kalıyor merkez efendi. Her şeyi merkezinde bırakırdım. Bu gördünüz mü çocuklar? Arkadaşlar bundan kurtulman mümkün değil. Yani Allah canibine bakmayı öğrenemezsen olayların, hadiselerin altında inlemekten kurtulamaz. Ama ne olur? İnşallah sıkıntı da kefarettir ama bazen isyan ettirir. Yani böyle birisi de ya ben bile yapmazdım hocam diyor ya tövbe estağfurullah Allah demiyor da. Yani artık niye bir çıkıp da demiyor yani ben buradayım yeter artık. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire-i imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafattan alacaklarını düşün. 10 derece. 1'e 10 ya en az. Şerî konuşuyor hep. Hasenin her bir hasenenin normal günde 10'dur. Senin daire, peki ne yapacağız şimdi? Buradayız. Çok uzak yerlerde bir şeyler oluyor. Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata, onun merhamet ve hikmet ve adaleti, rububiyeti noktasına bakmalısın. 4. Onun merhametidir, Allah merhametlidir, hikmetlidir, adaletlidir, Rab'dır, rububiyet sahibidir. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elem ve şefkatten kurtuldum. Kendimizi onun yerine koyarak şey yapıyor. Mesela kesilmek için yatırılan hayvan baygınlık geçirir. Yani böyle hissetmek ister hissedemez de. Ama kendini hayvan yerine koyup da orada boğazlandığını görürse yatırılıp ta kesilene kadar adam kendisini hayvan yerine koyduğu için azap çekir. Oysa hayvan azap çekmiyor. Ama Allah'ın dediği gibi kesilirse tabii. Ve 10 dakika çekilen bir azap belki de nihayetsiz bir makam evliya oluyor. Ruh sıkıntısı ve gönül darlığı da günah işlemekten ve ibadet azlığındandır. İhlas ile eda edilen ibadetler belalara manidir, sahibini korur. İlahi hükümlere uymak lazımdır ki insana bir şeyden zarar gelmesin. Hasılı bunlar hakka itaat, çokça tövbe, istiğfar ve tesbih namazı gibi ilaçlarla mukabele etmek lazım. Şimdi şunu bitireyim de ondan sonra şeyi okuyayım. Bir adam gelip şöyle sordu. Ya Resulallah bana öyle bir anlayış haber ver ki, öyle bir anlayış haber ver ki, onunla amel edince cennete gideyim. Şöyle cevap verdi Allah Resulü. Cennete gitmek isteyen adama Allah'ın senin hakkındaki kaza ve kaderine razı ol. Şikayet etme. İstediğine kavuştun gitti. Evet, bir insan Allah'ın kendisi hakkındaki takdirine nefsini razı eder de ne gelirse itaat edip şikayete yönelmese gerçekten de cenneti kazandı gitti demektir. Neden böyle? Çünkü insanın hayatında hep iyi şeyler yaşanmaz. Bazen yokluk, hastalık, çeşitli sıkıntı hayatı sıkar, zorlaştırır.
dayanma gücünüz azaltabilir. İşte böyle anlarda Allah'ın takdirine rıza göstermek Müslümanın temel vasfıdır. Bunu da inkişaf ettiriyor Cenab-ı Hak. Bu temel vasfın imanlı insana kazandırdığı misilsiz sevabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmuştur. Hayret ederim müminin Allah'ın takdiri karşısındaki teslimiyetine. Kamer diyor. Ona üzücü bir musibet verse sabreder, sabreder kazanır. Sevindirici bir nimet lütfetse şükreder yine kazanır. Daha doğrusu kaderi razı olan mümin başına gelen her hali teslimiyetle karşıladığından rahatlık gelse de kazanır, sıkıntı gelse de kazanır. Müslüman kaybetse de kazanmıştır, kazansa da kazanmıştır. Kazaya rıza hali onu bu makama, bu rahata yükseltir. Bir Cenab-ı Hakk'ın nazarında bir makam var ki rıza makamıymış. O ancak böyle musibetlerle kazanılıyormuş. Her şeyin bir makamı var. Şurası da bir gerçektir ki insan hayatı boyunca maruz kaldığı sıkıntı ve musibetlere ne kadar dayanır, sabır ve teslimiyetle mukabele ederse o nisbette olgunlaşır. Allah yanında makamı yükselir. Bu konuda bir hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruluyor. Sıkıntı ve musibetlere sabreden insanlar Allah yanında öyle yüce makamlara mazhar olurlar ki ibadetleriyle o makamlara çıkamazlar. O makama çıkamazlar. Çabuk çabuk okuyayım. Güzel bir şey var. Menkibe var. Onu da okuyup şey yapacağım. Güzel bir şeydi. Sıkıntı nitekim bu konuyla konuya bir misal izah eden Lokman Hekim'den şöyle der. Nasıl madenin kıymetlisi ateşe verilince ustad da veriyor bunu. Verilince üzerindeki pası dökülüp altından öz cevher meydana çıkarsa, demiri ateşe verdiğin zaman, Allah'ın sevdiği kulları da maruz kaldıkları musibetleri teslimiyet ve sabırla karşılayarak olgunlaşır. Allah'ın saf temiz kulları olduklarını meydana çıkarmak olur. Başa gelen musibet ve sıkıntıları ikiye ayıran alimlerimiz derler ki, kulun maruz kaldığı musibetler bazen makamını yükseltmek için olur. Bazen de işlemiş olduğu günahın cezasını ahirette tehir edilmek burada verilmesinden dolayı olur. Her iki halde kulun lehindedir. Kul bu inceliği bilirse tabii bu konuda yaşanmış şu olay fevkalade çarpıcı bir belge mahiyetindedir. Sahabeden bir zat cahiliye devrinde tanıdığı bir kadınla karşılaşır yolda. Sohbetten sonra ayrılıp da giderken kadına doğru bakarak yürüdüğünden ayağı çukura girip yere düşer. Kolu kırılır. Doğruca Resulullah'ın huzuruna gelen sahabe durumu aynen anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklamada bulunur. Anladınız değil mi niye kolu kırıldı? Evet. Kadınla böyle bakarken bakımı kafası takılmış demek ki. İnsandı. Ona tak diye çukura düşmüş. Peygamber bak ne diyor. Allah bir kulunu severse onun işlemiş olduğu günahının cezasını burada takdir eder. Ahirete tehir etmez. Böylece kul burada cezasını çektiğinden ahirette kurtulur. Anlaşılan kolun kırılması geriye doğru ısrarla bakmanın dünyevi bir cezası olarak yorumlanmıştır. Geriye bakmayacak. Geriye bak. Başa gelen sıkıntı ve üzücü o olaylar ister makamın yükseltilmesi için gelsin, isterse günahın cezası olarak musallat olsun, sonuçta sabreden kazanır. Hatta kaybediyor gibi görünürken kazanır. Allah'ın takdirine rıza inancı insanı böylesine teslimiyetli hale getirir. Ama olgunlaştırıyor ha. Bu konuda hem üstün misali peygamberler, sonra varisleri. Bizim
Alem İslam'a gelen sıkıntıdan bir oyun bile yemeği iştahımız kesilmiyor. Ustadın 9 dişi düşüyor. Peki o cesette tezahür eden bir dışa vuruş. Ruhunda ne olmuş o? Nasıl hissediyor onu? Diye. Alem İslam'a inen darbeler diyor, ruhumda hissediyorum diyor. Tamam. Bedensel dışa görünüşü, dişi düşüyor. Dişi düşüyor 9 tane bir gecede. 9. Benim yemek iştahım kesilmiyor. Abi çok üzülüyorum ya. Abi çok üzülüyorum. Ulan üzülsen hakikaten işten kesilir. Yanmıyoruz. İmanlı insanlar kolay kolay yıkılmaz. Hep ayakta dururlar. Başkalarının boğulduğu yerlerde onların ayakları bile ıslanmaz. Hissederler ama yürürler. Alem İslam'ın sıkıntısını bağrında hisseder ama devam eder. Ruhunun komple genişlediğini gösteriyor. Dünya haritası oluyor. Yani onun içinde hadiseler... Ceyran ediyor. Mesela bu parmak kesilme senin de ceyran ediyor. Senin hariç olsa hisseder misin? Alem İslam'daki bir Müslümanın burnun kanamasını sende ceyran ediyor da ondan. Niye bir başkasını hiç rahatsız etmiyor? Senin ruhun küre-i arz olmuş. Tamamen kuşatmış. Yani şöyle düşün mesela. Şu demir var ya şu. Şuraya ben ceyran bağlasam bunun elektrik kuvveti nispetinde nerelere bağlantısı olduğu miktar kadar gider diyeyim. Orada da bir adam elini tutsa tocudan üçünden. Çarpar mı çarpmaz? Çarpar işte. Alem İslam'ın bir ucunda yapılan bir sıkıntı Hasan'ın burasında da çarpıyor. Ceyranı komple oluyor. Yani bir ediyor bizi. Bunların olmadığını farz edersek arkadaşlar Müslümanlar tek tek olur. Kopuk olur, bütünlük olmaz. Hissetmen lazım. Bir misal verdim ben bugün birisine, başladı ağlamaya. Anlatayım mı size? O şeyle ağlamaya başladı. Ağladığını gördüm. Kalktı gitti, anlattım, kalktı gitti. Kıpkırmızı ve ağladığını gördüm yani. Bir yere gittim. İçeriye şey yaptılar. İçerideki şeye. Anlatırken çok ilginç tabii. Böyle oturduğu masada bilgisayarı ama arkadan bilgisayar dönüyordu. Gözüme ilişti tabii. Hiç hoş olmayan bir şey seyrediyor. Gözüme öyle ilişti ya. Ondan sonra oturdum. O detayı anlatmayacağım o şeyi. Biz bir mevzuyla girdik yani. O detaya girmiyorum. Uzun olur. Çünkü okuyacağım var. Sana bir şey sormak istiyorum dedim. Konu oraya geldiği için, patiye değil yani. Tamam? Konu oraya geldiği için. Sen dedim, buraya İngiliz saldırdı. İngiliz saldırdı. Türkiye'ye katliam yaptı, esir yaptı. Kimisini uyuşturdu, bilmem ne yaptı. Kadınlara da ilaç verdi, uyuşturdu. Beyin dondurdu. Misal. Diyorum, dinliyor. Kadına da böyle tabii uyuşturucu verirse ha gülüyor ve buna fuhuş yaptırıyor gayrimeşru. Sen bunu biliyorsun ama esirsin, elin kolun bağlı. Ve çekiyor aynı zamanda, kamerayla da çekiyor. Sen memnun olur musun? Öyle kafayı yiyor. Sen bunu gördün, o olayı seyrediyorsun. Yani o olayı şehvetin uyanır mı? Senin yanında işleniyor bu cinayet. Yani ne yaptığını görüyorsun. Çoğusunu öldürüyor, katlediyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İlaç içirip de bunu yaptırıyor. Ama sen bunu görüyorsun. Görürken, seyrederken senin böyle bir arzun olur mu? Olur mu hocam dedi ya. Nefret olur dedi ya. İşte alem İslam'ın başka bir, dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslüman kadına böyle yapılmadığını nereden biliyorsun bu internetteki videolardan? Senin Müslüman kardeşin bacına yapılmış bir hadisidir. Bosna'da veya
Çeçenistan'da veya ne bileyim Çin'de veya Filistin'de olmuş. O videoyu senin aile Müslümanlara kendi karısını, kızını sana böyle seyrettirir mi? Böyle olmadığını nereden biliyoruz? Üstad Hazretleri Eskişehir hapishanesindeyken hapis, ben gittim o gördüm. Kalkmış tabii. Hapishane yeri var. Karşıda lise, ortada bir cadde var. Yol, ufak yoldu o zaman. Lise, bir lise bahçesinde liselerin oynarken, kız erken oynarken üzülüp ağlıyor. Ben bakıyorum, şehvetim uyanıyor. Misal. Bediüzzaman ağlıyor. Niçin? Fark nereden kaynaklanıyor? Arkadaşlar, biz şefkat, iman, imanımız alem İslam'ı kucaklarsa, imanın içeriğinde hikmet vardır. İman kuru bir enerji değildir, bu elektrik gibi. İman bir kuvvettir. Tamam mı? Bir nurdur. Allah'ın zatının nurudur. İmanın içeriğinde Allah var. İmanın içinde şuur var. Hikmet var. Merhamet var. Rahman isminde var değil mi imanda? İman Allah'ın hakikati ya. Ha, o zaman iman bir insanda iman kemala gelirse artık onun şefkat evladına değil, alem İslam'ın evladına da uzandı. Dolayısıyla ben bakıp lise mektebinin bahçesinde arzum uyanırken onun uyanma ağlamasının sebebi Bediüzzaman'ın ruhunda onu evladı hissettiğinden şefkat. Bunu nasıl anlarsın? Yabancı bir kadına şehvet uyanıyor da kızına niçin uyanmıyor? Sebebi şefkattendir. Şefkat bloke etmiş o duyguyu. Kız kardeşin olmuyor. Yani şefkatin onu örtüyor. Aslında var. Derinliklerinde o var. Ama şefkat onu kapatıyor. Tamam. Şefkat onu kapatıyor. Derinliklerinde. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri onu şefkatiyle bakınca şehvet olmuyor. Yani şefkatle bakılıp acınırsa, bunun imanı kurtulsa, keşke cehenneme gitmese gibi. Öyle şefkatle kucaklama duygularımız. Yani bunu gördüğün açık saça, ya keşke bunun imanı kurtulsa. Nasıl yapıp da bunun imanı veya şu halde kurtarsa, ben buna ne yapabilirim, ne ulaştırabilirim dense arzu olmaz işte. Aslında korkulacak musibet, dine gelen musibettir. Dinin emrini yaşama imkanından mahrum kalma musibettir. Bu musibetin insana kazandıracak bir şey yoktur. Bela musibet kazandırıyor ama en büyük musibet mesela namaz kılmamak. Mesela namaz kılmıyor. Alem İslam'da herhangi birisinin ölmesini üzülüyor. Güzel bir şey de. Ama dünyevi musibetler zahmetini burada bırakır, rahmetini ahirete seninle gönderir. Adam işkenceyle ölüyor, 10 dakika, 15 dakika duruyor ama sonsuz bir veli oluyor. Şehidin imanın varsa hiçbir şeyden hesap yoktur. Hiç. Hiç ama. Allah ne biçim bir şey veriyor. Böyle sonsuz bir nimete biraz bedel verilmesi lazım, 10 dakika. Onun kazancı kesindir. Bundan dolayıdır ki büyük alim Sehle şikayette bulunan bir adam. Evime hırsız girmiş, ne var ne yok hepsini de çalıp gitmiş demiş. Sehl ise şöyle cevap vermiş. Üzülme, bunlar dini değil dünyevi musibetlerdir. Ya kafana şeytan girse de kalbindeki imanını çalsa ne yapardın? Ahirete imanını çaldırmış olarak gitmekten daha büyük bir musibet var mı? Kafana şeytan hırsızı girse de imanını çalsa. Son şey okuyorum. Bir hikaye. İki büyük bir kır gezisindeler. İki büyük adam bir kır gezisindeler. Hoş sohbet, ufak adımlarla gezinenlere devam ederlerken bir ağacın altında biraz ıssız gölge bir yerde kadınlı erkekli bir grubun
kahkaha seslerini duyuyorlar. Ne bakarlar ki içki, zina, envai çeşit haram işlenmekte. İki büyük zat. Büyüklerden biri elini kaldırıyor. Ya Rabbi bunları kahret diyor. Diğer büyük zat da ellerini kaldırıyor ve Ya Rabbi bunlara bu dünyada yaşadıkları keyfi ahirette de nasip et diyor. Kahir duası eden büyüğümüz hayret içinde. Büyüğümüz hayret içinde. Yahu sen ne diyorsun, hiç böyle dua olur mu diyor. Yani sen Ya Rabbi burada yaşadıkları şu keyifli şey ahirette bunları da yaşat demiş. Öteki diyor ki bu ne biçim şey diyor ya. Rahmet duası yapan büyüğümüz. Ne var ki bunda? Sen bunların yaptıklarından tövbe edip af edilmelerini ve cenneti de keyif etmelerini istemez miydin diyor. Yani Cenab-ı Hak bu haliyle cennete sokmaz tabii. İşret ediyorlar, içiyorlar vesaire yapıyorlar. Şimdi böyle dua edince Ya Rabbi burada eğlenmek, orada da eğlenmesine nasip et deyince Ya Rabbi bunlara kamil bir iman nasip et, tövbe nasip et. Ya Rabbi bunları kurtar. Yani bunu herkes der. Allah belanızı versin. Endek Savaşı'nda sert sahabe Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, lanet oku ya Resulallah. Lanet oku. Beddua et ya Resulallah. 5 tane namazları kazaya kalmış. Onun için oradan gelmiş zaten. 5 tane namaz, daha önce hiç kazası olmayanın 5 tane namazı kaza olursa, 5 vakit, buna tertip sahibi denilir fıkıhta. Kaza değil, normal kılarlar diyor. Oradan çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dişi kırıldığı Hendek Savaşı'nda bu kadar zor çektiği anda diyor ki ben bunlara lanet değil rahmet okumaya geldim diyor. Şimdi burada diyor ki Allah lanet etsin bunlara, işret edenlere. Bu da diyor ki Allah'ım buna büyük bir tövbe nasip et bunlara. Kucaklayıcı bir şey var. Ama diyesi gelmiyor tabii. Ama adamlar büyük adamlar, büyük düşünür. Büyük gönüllü olur yani. Benim gibi ufak göl olursa bir göl düşün. Hoşaf içiyorum. Öteki tarafta pilav alırken 2 tane pirinç düşüyor. Bayağı sanki tufan kopmuş gibi dalgalanıyor. Çanak. Ama koca bir göle bir araba düşse hiç etkilenmiyor. Yani göl değil de böyle bir okyanus olmak lazım ki alasın yani. Ya. Şimdi o adam ne oldu memur dersiniz? Gitti, ağladı, geldi. Böyle bakıyor. Ondan sonra adresini verir misin diyor bana. Adresini verir misin diyor. Hiç yap böyle. O kadar acayip, o kadar da güzel oldu ki. Yani böyle bir şey, ama ben olsam gördüm falan. Allah belanı versin. Sersililer, aşağılık. Bu adam hakikaten aşağılık olacak. Hakikaten Allah belasını verecek. Şimdi adresini verir misin? Günahtır desem de olmayacaktı. Belki de olurdu bilmiyorum ama ona demek ki Allah böyle bir... Arkadaşlar basit bir sebep işte. Bir uykudur, bir rüyadır, bir beladır, bir musibettir, bir yanlış telefon mesela. Yanlış. Olayı anlatıyorum ben size. Vakadan bahsediyorum. Yaşadığım. Karı kocam eğer kavga etmişler vesaire boşanmışlar. Boşanma olmuş. Adam abi şeyden çıkıyor boşanma. İstemiyordu işte kardeşim. Adam kafayı yiyor. Bu arada birisiyle konuşuyoruz da bir derdi var. O derdinin dermanı için birisine telefon ediyorum ama bu arada konuşuyorum tamam falan diye. Eski telefonlar vardı ya. Hani böyle parmağını koyup da çeviriyordun. O telefon var. Çok eski bu. Unutmuyorum. Ondan sonra dedim tamam. Tamam çevirdim. Adama gidiyor telefonum. Yanlışlıkla. Hiç alakası yok. 1 numara beni başka bir işlemte atıyor. Dedim falancan, nereye aradın kardeşim sen dedi ya. Dedim ya kusura bakma dedim ya ben falan. Söyle numaranı dedi. Ne alakası var dedi ya.
Ne alakası kardeşim dedi ya, böyle bir şey yapmadan dedi ya, niye böyle insana rahatsız ediyorsun? Dedim ya, bir numarayla dedim hatamla Allah beni sana götürdü. Ama senin dedim bir numara hatanla belki de seni bana götürüyor dedim. Niye farkında değilsin? Sen ne diyorsun dedi ya. Dedim bak, bir numarayla tesadüf yok kainatta. Müslüman tabii bu. Dedim yaprak bile kıpırdamaz Allah'ın emri olmadı. Bir numarayla beni Allah sana götürdü. Birisi seni aradı. Ama bilmiyorum ama seni de bana getiren Allah var. Acaba bunu ben sana geldiğim gibi sen de bana geldin. Yani acaba tanışmamızı mı istiyor Cenab-ı Hak dedim. Acaba ben bir hata yaptım sana vardım da acaba sen Allah ne hata yaptın ki bana vardın? Sen ne iş yapıyorsun dedi ya. Ben dedim tamirci. Ne? Hiç tamirciye benzemiyorsun dedi. Adam yumuşadı. İndi aşağı. %50 gitti. Ondan sonra baştan konuşma. Kardeşim ya sen deli misin, deli misin dedi ya. Sen deli misin dedi ya. Sen ne diyorsun dedi. Başladım ben konuşmaya durmaz lazım. Ondan sonra bir yılbaşında bir kanal telefon çeviriyor. Rastgele bizim bir telefona gelmiş. Beyefendi diyor, röportaj yapıyor. Şu anda ne yapıyorsunuz? Ben de, ya dedim tam namaza duruyordum. Oysa durmuyordum. Namazı anlatmak için dedim. Tam namaza duruyordum dedim. Tamam. Öyle. Ondan sonra mesela alo orası İş Bankası mı dedi başka telefon. Dedim yok burası hayır böyle dini anlatan bir yer. Ta ki hemen pat diye bir şey yani din desin. Bu adam da şu an yapınca böyle iki kelime. Adam ne iş yapıyorsun sen tamirci falan. Valla bu adamla tanışıyoruz. Bu adam nurcu oluyor. Ya dedi hakikaten seni Allah diyor. Ben dedi boşanma mahkemesinden geliyorum dedi ya. Sonra tabii söyledi. Acayip bir şey ya. Acayip. Basit bir telefon ama seni götürüyor başka yerlere. Bak ben yanlış bir telefonla hangi şehir, ilçeden sana geldim. Aslında ben sana geldim, ben yanlış yaptım değil. Aslında senin hangi yanlışınla beni Allah sana gönderiyor, farkında mısın dedim. Sen kimsin ki bana gülüyorsun dedi ya. Dedim bak ben tamirciyim. Beyin ve kalp şarj atölyesinde çıraklık yapıyorum. Şunu bitireyim, kesiyorum. Şeytan ki lanete en çok müstahak olandır, ona dahi lanet etmekten sevap yoktur. Allah lanet etsin diyoruz ya. Oysa şeytana lanet etsem bile sevap yoktur. İmam Azam rahimeullah ise buyuruyorlar ki bir kişide 99 küfür hasleti olsa bir tek iman hasletine binaen biz ona Müslüman deriz. Hakkında kesin nas varit olmayan kişiler hakkında lanet Allah'ın rahmeti uzak olsun isteği, Allah senden lanet, Allah sana lanet etsin, yani Allah'ın rahmeti senden uzak olsun isteği caiz değildir ve çok tehlikelidir. Yani Allah'ı hatırlatıyorsun, Allah lanet etsin. Ey Allah, ama buna lanet verilmesi lazım ama unuttun galiba. Onun birine lanet göndermen lazım yani. Bir lanet ver ya buna yani. Allah sanki adresliyorsun. Hakkında nasıl olan Ebu Leheb, Firavun, Nemrut ve şeytan gibi tekil şahsiyetler veya münafıklar, yalancılar, fasıklar gibi çoğul ifadeler, gruplar için ise lanet etmekte zarar yoktur. Lakin sevap da yok. Lanet unutulmaya sen kafir olarak öl demekle eşdeğerdir. Bu bakımdan lanet kelimesini kullanmamaya özellikle dikkat edilmesi lazım. Ustad Hazretleri mesela münafığa vicdansızdır diyor. Münafık vicdansızdır. Onun için en basit böyle kızıp da söylediğimiz bir laf var. Vicdansız herif be. Yani münafık diyoruz. Ya değilse sen oluyorsun. Tamam. Onun için dikkat etmek lazım değil. Yani Allah'ın canibinden bakmak. Ve ben Risale'deki o bela ve musibet dersleri malum. Onlardan hariç böyle bir ayet ve hadislerden bir toplama size takdim edeyim dedim. Bakalım şeyler ne diyor. Ustadın bakışı alışmışsınız. Alışına heyda etmişsiniz. Fakat bir de farklı olsun diye. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.